Merhabalar, bugün Doçent Doktor Bülent Çitkez'le birlikteyiz. Kendisiyle bugün meme kanseri üzerine birazcık sohbet edeceğiz. Merhabalar Bülent Bey. Merhaba Kutlucuğum. Şimdi bildiğiniz üzere bu ay meme kanseri ayı. Evet. Ve meme kanseri üzerine, farkındalık üzerine birazcık sizden sohbet edelim. Meme kanseri neden oluşuyor ve yani bunun sebepleri nelerdir? Birazcık bilgi verir misiniz bize? Kanser bildiğiniz üzere kendini durduramayan hücrelerin anormal şekilde çoğalması. Bu her organa özgüdür, değişiktir. Memenin üzerinde ise en büyük faktör kadın olmak. Kadınlarda erkeklere göre 100 kat daha fazla görülür meme kanseri. Tabii birincisi kadın olmak, ikincisi yaş, üçüncüsü hormonal durumlar, yani östrojen hormonu. Östrojen hormonu maruziyetinde meme kanseri riski artar. Tabii ki genetik, ailesel faktörler ve çevresel faktörler. Peki meme kanserinden korunmak için yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Ya da kadınların meme kanserine daha az yakalanması için yapabilecekleri bir şeyler var mıdır? Meme kanserine yakalanmamak için yapacak bir şey aslında yoktur. Sadece genetik olarak bir yatkınlık varsa, genetik taramada bir BRCA pozitif dediğimiz, BRCA geni pozitifse belki kanser olmadan önce meme ameliyatı olabilir. Ama onun dışında ben şunu yapayım da meme kanseri olmayayım diye şu an için bildiğimiz bir şey yok. Ama şunu biliyoruz ki kilo, yani vücuttaki yağ oranı arttıkça östrojen hormonu artacağı için meme kanserine yatkınlık olabilir. Bundan bunu düşünerek şöyle yapılabilir: spor, egzersiz ve düzenli beslenme. Bunlarla belki bir nebze uzak durabiliriz. Yani BRCA testinde pozitif çıkan bir kişi aslında meme kanseri olabileceğinin habercisi oluyor ve bu teste pozitif sonuç çıkan insanlar önceden meme ameliyatı mı olması gerekiyor? Şöyle ki BRCA sizin de sosyal medyadan takip ettiğiniz üzere Angelina Jolie efekt, yani Angelina Jolie o mankende de yapılan genetik taramada BRCA pozitif saptandı. Bunun üzerine her iki memesinin içi boşaltıldı. Bizde de, ülkemizde de eğer yüksek risk grubundaysanız ülkemizde devlet üniversiteleri ve hastanelerinde ücretsiz yaptırabilirsiniz. Kimlere ücretsiz? Şöyle ki kendisinde veya başka herhangi bir dönemde annesinde, teyzesinde, teyzesinin kızında 3 tane şahısta aynı anda olursa onlara genetik ücretsiz yapılıyor. Veyahut kendisinde meme kanseri olabilir, annesinde rahim kanseri olabilir, kuzeninde meme kanseri olabilir. Bunda da olabilir. Veyahut 30 yaşından önce, yani erken yaşta meme kanseri saptanması durumunda da bunlara mutlaka bir genetik tarama yapmak lazım. Peki BRCA'sı pozitif çıkmamış olan kişiler meme kanseri olasılığını engellemek için ne yapmalılar? Engellemek demeyelim de erken tanı diyelim. Yani 40 yaşından sonra rutin, başka bir risk faktörü yoksa, yani annesi erken yaşta meme kanseri olmamışsa, ailede 3-5 kişide meme kanseri yoksa, rutin olarak 40 yaşında mamografi ve ultrasonla başlıyoruz. Sonra risk faktörü yoksa senelik kontrollere doktoruna geliyor ve gerekirse mamografi ve ultrasonla takip ediliyor. Peki bu takiplerde, ultrasonda ya da mamografide hiçbir şey çıkmayabilir. Bazen görünmeyen kitlelerde kanseriye sebebiyet verebiliyor. İnsanın kanser olduğunu anlayıp anlamaması mümkün mü acaba? Şöyle ki, radyolojisi iyiyse mamografi ve ultrason %99 o kitleyi görür. Zaten görünmüyorsa ona zaten biz de müdahale edecek durumumuz yok. Ancak görünme durumuna geldi, yani yaklaşık 1 santimetreye geldiğinde o zaman hem mamografide hem ultrasona gerekirse MR'da eklenerek o kitle görünür ve müdahale edilir. Bir kişinin kanser olup olmadığını anlaması muayeneyle anlaşılabilir. Ama sizin de belirttiğiniz üzere bazen hipoekoik dediğimiz, yani memenin yoğundan daha ufak, daha az yoğunlukta bir kitle olduğunda ele gelmeyebilir. Zaten biz de ondan dolayı mamografi ve ultrasonla takip ediyoruz. Yani burada mamografi ve ultrason aslında ana belirleyici etken. Altın stand, tabii mamografi özellikle 40 yaşından sonra şart. Peki ultrason ne zaman yapılması gerekiyor? Ultrason yoğun meme dokusu olduğunda mamografi iyi sonuç vermeyeceği için yoğun bir duvar düşünün, oraya X ışını veriyorsunuz. Tuğlaların içini göremezsiniz onlar. Onun için bir tane de ultrason gerekebilir. Yoğun meme dokusu olduğunda ultrasonu da ekliyoruz. Ultrason ya da mamografi sonucunda bir kitle geldiği zaman, belirlendiği zaman ne yapıyorsunuz hekim olarak? Şunu biliyoruz ki memedeki kitlelerin büyük çoğunluğu kanser değil. %95 diyebiliriz ona. Kanser değil. Önce yaş grubuna göre, eğer 20 ile 40 yaş arasındaysa, risk grubu da yoksa bir ultrason yapılabilir. Ultrasonda şüpheli tarif ediyorsa,
yani yoğun içeriklisi veya ne bileyim akustik gölgelenmesi fazlaysa veya malign dediğimiz kötü görüntüsü varsa o zaman biz bunlara bir biyopsi istiyoruz. Biyopsi kalın iğne yapılıyor değil mi? Nasıl yapılıyor? Hangi şartlarda yapılıyor biyopsi? Biyopsi demin bahsettiğim radyolojik görüntülemede şüpheli bir lezyon varsa kalın iğne biyopsisini öneriyoruz. İnce iğne biyopsisi de yapılır ama ince iğne biyopsisi sitolojik tanı verir, doku tanısı vermeyebilir. Sonra bir daha gerekir. Hem hastaya külfet hem canı acır hem de şey hastaneye külfet. Doku biyopsisi Trukat'ta yapıldığı takdirde %100 oranında tanısını koyabiliriz. Tanısı tabii ki meme kanserinin tedavisi de tanıya göre ve evrelemeye göre tabii yapılıyor aslında. Peki bu evrelemeyi nasıl yapıyorsunuz? Evreleme meme kitlesinin büyüklüğüne ve koltuk altı tutulumu veya başka bir organın tutulup tutulmamasına göre yapılır. En iyi evre, evre 1 tabii ki. Yani tümörün 0 ile 2 cm arasında olması, koltuk altı veya başka bir yerde metastaz olmaması durumunda bu evre 1 meme tümörü diyoruz ve tabii ki alt tipleri çok önemli ama %85-90 oranında bu hastalığı atlatacaktır en hasta. Peki aslında burada altın sanat hastanın yapması gereken şey düzenli şekilde meme kontrollerini bir hekime danışarak yapması. Evet. Peki bu kontrolleri ne kadar sürede bir yapması senede gerekiyor? Senede bir. Eğer risk faktörü yoksa senede bir. Demin bahsettiğiniz BRCA pozitifse bunlara tabii 3 ayda bir bakmak lazım. Onlara bir de meme MR'ı takibi koymak lazım. Bir kişi mamografi ya da ultrason yaptırdıktan sonra bir kitle saptandı. Bu saptandıktan sonra da biyopsi yapıldı. Biyopsi yapıldı ve meme kanseri meme teşhisi kanser kondu. Evet. Meme kanseri teşhisi konduktan sonra sizler nasıl bir görev dağılımı yapıyorsunuz? Şöyle, meme kanserinde tek bir kitle ise, memenin sadece bir bölümünde ise, yani dörde böldüğümüz zaman üst, alt, sağ, sol diye, eğer sadece bir bölümünde ise o bölgeyi çıkarmak yeterli ama hem ultrason, hem MR, hem mamografide başka bir kadranda da varsa o zaman mecburiyeten yamalı bohça gibi yapamayacağımız için mecburiyeten tüm memeyi almak gerekebilir. Ya da memeyi almak değil de memenin içini boşaltıp silikon, aynı eş zamanlı protez yapılabilir. Meme ameliyatı bittikten sonra, bizim cerrahi olarak işimiz bittikten sonra hastayı mutlaka bir onkolojiye gönderiyoruz. Onkoloji evresine göre ve tabii ki alt tiplerine göre, reseptör durumuna göre, tümörün hızına göre, büyüme hızına göre o hastamıza bir onkolojik protokol hazırlıyor. Kemoterapi veyahut işte duruma göre hormonterapi ve immünoterapi veriyor. Onunla da işi bittikten sonra radyasyon onkolojisine, eğer meme koruyucu yapılmışsa, memesi kaldığı için başka bir odak olmasın diye mutlaka radyoterapide ışınlanır tüm meme. O radyoterapiden sonra artık bize geri döner hasta, senelik, duruma göre 3 aylık, sonra 6 aylık, sonra senelik takiplerimize devam ederiz. 5 sene bittikten sonra hastanın artık o tümör, biz eğer nüksetmemişse o tümörün bittiğini varsayarız. 5 seneden sonraki çıkan tümörü artık yeni bir tümör gibi hesaplarız. Yani meme kanserinin ömrü aslında 5 yıl olarak. Yani takip 5 sene. 5 sene. 5 sene boyunca nüksetmemişse artık ondan sonraki tümörler nüks değil de sanki daha çok yeni bir tümörmüş gibi o şekilde hesaplanır ve ona göre müdahale yapılır. Tabii eskilerden bu yana meme kanseri tedavisi aslında korkutucu bir şekilde insanların kafasını yer etmiş. Memenin komple alınacağı yönünde bir evet algı var. Ama son dönemki tedavilerde aslında memenin de korunabildiği üzere bazı gelişmeler var. Hatta evet, meme kanser ameliyatı sonrasında bir plastik cerrah bunu memeyi eski görüntüsüne hatta daha iyi bir hale getirebiliyor. Aynen. Bu konu nasıl oluyor acaba? Şöyle ki eğer meme kitlesi büyükse ve meme koruyucuya uygun değilse o zaman biz buna lokal meme kanseri deyip neoadjuvan kemoterapi başlıyoruz. Kitleyi küçültüyoruz ve sanki ilk bulmuş gibi yani memenin o hacmine göre küçüldüğü için sadece o bölgeyi alıyoruz. Eğer buna rağmen küçülmüyorsa, yani memenin hacmine göre kitle hala büyükse o zaman ya mastektomi önereceğiz de ya da içini boşaltıp silikon koyacağız. Silikon hasta istemeyebilir. O zaman eş zamanlı kendi dokusundan rekonstrüksiyon yapıyoruz. Peki son olarak özetleyecek olursak meme kanserinde evet bir kişi meme kanseri tanısı almamış bir kişi de oluşan belirtiler nelerdir? Neler kırmızı alarm seviyesinde insanları harekete geçirmeli? Yani şöyle kırmızı alarm demeyeyim de meme başının geriye çekilmesi halk arasında söylenir zaten veya memenin asimetrik olarak birden büyümesi, memede başında kanlı meme akıntısı olması, memenin tüm memenin kırmızı böyle cildinin kırmızı böyle sanki yanmış gibi olması, böyle durumlarda biraz şüphelenebiliriz. Ama tabii ki demin de bahsettiğim gibi
hasta memedeki kitleden %90'ı benim, yani kanser değil. Korkmadan, heyecanlanmadan bir doktora başvurmalı, gereken tedavi yapılmalı ve şunu unutmamalı: meme kanseri kronik bir hastalık. Diğer kanser türleri gibi hemen zaten öldürmüyor ve tedavisi olan bir hastalık. Eğer erken evrede, uygun zamanda ve uygun müdahale yapılırsa büyük bir olasılıkla o hastalığı atlatacak ve hayatına devam edecektir. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Kutlu Bey.